Arkadaşlar selamun aleyküm. Benim konum cemaat konusu. Ben cemaat kavramının ilk ne zaman ortaya çıktığı ve Türkiye'de ne çeşit gelişmeler gösterdiği ve kimler tarafından kaleme alındığı hakkında size bilgi vereceğim. İnşallah güzel bir konuşma olur. Cemaat kavramı tanımlanması zor olan kavramlardan biridir. Cemaat kavramlaştırmasını ilk defa ortaya atan Henry Samuel Mayne olmuştur. Sosyoloji Derneği tarafından oluşturulan Dr. Ahmet Efe'nin makalesinde Mayne'in cemaat kavramını 1875'te yazdığı Village Communities and West adlı eserinde kullandığı belirtiliyor. Cemaat kavramını 1887'de Cemaat ve Cemiyet adlı eserinde cemaat ve cemiyet şeklinde iki sınıflandırmaya giden Ferdinand Tönnies, Tönnies'e göre cemaat bir arada çok yakın, özel aralarında yoğun ilişkiler olan topluluk anlamında yakın akrabaları, aile, köydeki yakın komşu, topluluklar olarak örnek göstermiş. Tönnies'e göre cemaat iki şekilde ifade edilmiş. Bunlardan ilki cemaatlerde bireyler tüm varlıklarıyla içinde bulunduğu topluluğun üyesidirler. Amaçlarının çoğunu veya hepsini bu topluluk içinde yaparlar. Bir de bizim cemiyetle cemaat iki kavram olarak birbiriyle karıştırılıyor. Ama cemaatle cemiyet tam tamına birbirinden farklı. Hani adaletle eşitlik gibi tam tamına yani birbiriyle uyuşmuyor yani. Cemiyette ise bireyler belli bir kısım menfaat veya çıkar için kendileri tatmin etmek için bazı konularda kendileri bunun için böyle cemiyetlerde bulunurlar. Cemiyetlerde tamamen bireyler kendi menfaatlerini gözetirler. Yani belli bir amaç için toplanırlar ama cemaatte belli bir amaç için değil, hep birlikte belli bir şekilde toplanarak o cemaati oluştururlar. Bir de Türkiye'de cemaat kavramı ne şekilde ona bakalım. Türkiye'de cemaat kavramı bu tür sosyalleşme konuları sadece dinsel olan alanda ön planda. NDR, bu araştırma şirketi, dünya cümle bir araştırma şirketi NDR adlı bir şirkette Türkiye'de cemaat şu şekilde dile getirilmiş. Cemaat popüler medya bilim çevrelerinde ısrarla yalnızca dinsel örgütlenmeleri ifade etmek için kullanılıyor. Din hakkındaki tavır ve tutumlar aynı şekilde cemaatle de üzerinde tekrar işte cemaat neyse din odur, din neyse cemaat odur gibi. Tabii ki bu da politik anlamda çeşitli kutuplaşmalara yol açıyor. Bu da doğal olarak cemaat gibi önemli bir üniversitenin şeklini, önemini daraltıyor yani. Cemaat gibi geniş bir kavram, din gibi bir konuda sadece daraltılıyor yani. Böylelikle ideolojik ve politik bir temelde yürüyüp gidiyor yani. İdeolojik ve politik oluyor tamamen. Başka ileriye gidemiyor yani. Aynı şekilde ülkemizde de bazı cemaatler kendi işlerinin haddini aşarak daha doğrusu biraz da kendi haddini aşarak yakın tarihimizde gerçekleşti 15 Temmuz olayında kendi menfaatlerini kullanarak cemaat kavramını hiçe sayarak ve bunu dinsel anlamda kullanarak haddini aşmışlardır. Ülkemizde çok sıkıntılar çıkarmışlardır. Yani sonuç olarak atlattık Allah'a şükür ama ülkemizde ağır bir yer olarak bizim için kalmıştır yani. Çok şehidimiz oldu. Allah rahmet eylesin. Allah mekanlarını cennet eylesin. Yani cemaat kavramını bu gibi tarikat mı diyeyim artık. Bu biraz cemaat değil, cemiyet gibi bir şey olmuş oluyor. Hatta terör örgütü. Yani bunu hiçe sayıyor. Cemaat kavramını adını ekeliyor yani. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.